Merhaba arkadaşlar, yeni bir tekrar videosuyla birlikteyiz. Kan dolaşımı ile ilgili bir tekrar yapacağım. Burada büyük ve küçük kan dolaşımını anlatacağım. Bu arada bu videoyu TT-AYT'ye hazırlananlar, Fen ÖABT'ye hazırlanan ve Biyoloji ÖABT'ye hazırlanan tüm arkadaşlarım dinleyebilirler. Şimdi bakın. Şimdi biz kan dolaşımını ikiye ayırıyoruz. Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı. İlk önce küçük kan dolaşımından başlayacağım. Arkadaşlar, küçük kan dolaşımı oldukça kısadır. Kalp ve akciğerler arasında gerçekleşir. Şimdi bizim kalbimizin sağ tarafı, unutmayın, her zaman bu şekildedir. Sağ ve sol hani bize göre terstir arkadaşlar. Ayna görüntüsü olarak düşünün. Şimdi bakın. Kalp ile akciğerler arasında olan dolaşıma biz küçük kan dolaşımı diyoruz. Buradaki amaç oksijenin alınarak karbondioksitin kandan temizlenmesidir arkadaşlar. Karbondioksiti işte akciğerler vasıtasıyla dışarıya veriyoruz. Oksijeni de yine akciğerler vasıtasıyla vücudumuza alıyoruz. Şimdi burada kalbimizin sağ karıncığından başlayarak, bakın sağ karıncıktan başladı. Sağ karıncıktan başlayıp akciğerlere giden bir damarımız var. Nedir bu damar? Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Kalpten çıkan damarlara atar damar, kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz arkadaşlar. Kalpten çıkan damarlara atar damar, kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Şimdi bu damar kalpten mi çıktı? Evet. Nereye gitti? Akciğere. O zaman biz bu damara ne diyeceğiz? Akciğer atar damarı diyeceğiz. Akciğer atar damarıyla akciğerlere gidiyor. Daha sonra arkadaşlar akciğerlerde temizlendikten sonra tekrardan kalbe gelmek zorunda. Bakın şöyle kalbe geldi. Peki kalbe gelen damara ne diyorduk? Toplar damar. Nereden geldi? Akciğerlerden. O zaman biz buna ne diyoruz? Akciğer toplar damarı diyoruz. Şimdi biz demiştik ki damarları anlatırken atar damarlar temiz kan, toplar damarlar kirli kan taşıyor demiştik ve iki tane istisnamız vardı. Bunlardan bir tanesi akciğerler, diğeri de göbek bağıydı arkadaşlar. Akciğer atar damarı kirli kan taşır. Neden? Çünkü kalpteki kirli kanı nereye götürüyor? Akciğerlere. Akciğer toplar damarı da temiz kan taşır. Çünkü akciğerlerdeki temiz kanı nereye getiriyor? Kalbe getiriyor. Göbek bağında da şöyle bir durum var. Göbek bağı damarları bebeğe göre isimlendiriliyor. Şimdi bebekten çıkan damarlara atar damar, bebeğe gelen damara da toplar damar diyoruz. Şimdi bebekten çıkan damarda sizce temiz kan mı bulunur, kirli kan mı bulunur? Kirli kan bulunur değil mi? Çünkü bebek sonuçta temizliğini kimden görüyor? Yani öyle düşünün, annesinden karşılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bebekten çıkan göbek bağı atar damarında kirli kan vardır. Anneden bebeğe gelen göbek bağı toplar damarında da temiz kan vardır. Söylemiş olalım. Şimdi bizim küçük kan dolaşımımız bu şekilde. Bunu böyle maviyle çizdik. Gelelim büyük kan dolaşımına. Bu damarları eğer bilirseniz arkadaşlar ÖSYM'nin çokça sorduğu sorular var. İşte işaretlenmiş glikoz şuradan veriliyor. Ha, nerelerden geçmek zorunda? Hangi damardan geçmek zorunda değil? Bilmem ne bilmem ne, bir sürü böyle sorular soruyor. Ve mutlaka arkadaşlar her senede sormayı ihmal etmiyor. O yüzden mutlaka buna çalışın. Ben mesela böyle anlatıyorum. Siz de evde böyle bir iki kere kendiniz işte çizip damarları benim anlattığım mantığa göre yazarsınız. Aklınızda oturtturursunuz. Şimdi bizim temiz kanımız akciğerlerden geldi değil mi? Sol kulakçığa geldi. Sol kulakçıktan da nereye gitti? Sol karıncağa. Şimdi burada büyük kan dolaşımı başlıyor. Büyük kan dolaşımının amacı da temiz kanı vücuda yaymaktır. Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücudumuzun en büyük damarı olan aort atar damarıdır arkadaşlar. Zaten kalpten çıktığı için atar damar diyoruz. Aort atar damarı. Aort atar damarı iki kola ayrılır. Hatta üç kola ayrılır diyebiliriz. Kollardan bir tanesi de kalbi besleyen koroner damarlardır. Kalbi besleyen koroner damarlardır. Bunu da yine aklınızın bir köşesine yazın. Şimdi bu iki koldan bir tanesi beyin ve kollara gidiyor. Bir tanesi de aşağıya doğru iniyor, organlara gidecek. Arkadaşlar beyin ve kollara giden damara biz şah damarı diyoruz. Şah damarı. Yine bu da nedir? Atar damardı. Zaten aortun kolu olduğu için mecburen atar damar olmak zorunda. Sonra aort aşağıya doğru yine kollara ayrılıyor arkadaşlar. Karaciğere gidiyor. Sindirim kanalına gidiyor. Böbreklere gidiyor ve bacaklarımıza gidiyor. Bunlardan ikisinin ismini bilmek zorundasınız. Şimdi karaciğere gelen, şimdi karaciğere geldiği için zaten karaciğer diyeceğiz. Peki atar damar mı? Evet. O zaman bu nedir? Karaciğer atar damarıdır arkadaşlar. Böbreklere gelene de ne diyoruz? Böbrek atar damarı diyoruz.
Şimdi buradan bütün temiz kan yayıldı. Peki bu temiz kan yayıldıktan sonra nasıl toplanacak? Bunu da farklı bir renkle çizeyim ki kirli kan olduğu anlaşılsın. Bu arada şuradaki temiz kandır. Onu aslında farklı renkle çizseydim daha iyi olurdu ama küçük kan dolaşımını anlatmak için öyle çizdim. Şimdi arkadaşlar, karaciğerde kirlenen kan karaciğerden çıkıyor. Böbreklerde kirlenen kan böbreklerden çıkıyor. Bacaklarda kirlenen kan bacaklardan çıkıyor. Sindirim kanalından kirlenen kan ise arkadaşlar önce nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Sindirim kanalını karaciğere bağlayan damara biz kapı toplar damarı diyoruz. Kapı toplar damarı. Şimdi bakın bu damarlar birleşip nereye gidecek? Kalbe. Kalbe giden damarlara ne diyorduk? Toplar damar. O yüzden buna da kapı toplar damarı diyoruz. Neden peki kapı toplar damarı farklı bir özelliği var? Şimdi sindirim kanalında biliyorsun besin tüketiyoruz. Bu besinler ilk önce karaciğer olmak zorunda. Çünkü direkt olarak kana verilirse kan şekeri birden artabilir. Veya içerisinde bulunan diğer maddeler kanımızdaki bazı işte şeylerin seviyesini artırabilir. Mesela sadece besin gitmiyor, demir gidiyor, diğer mineraller gidiyor. Dolayısıyla kanımızın dengesini koruyan aslında kimdir? Karaciğerdir. Dolayısıyla karaciğere uğramak zorunda. Direkt olarak sindirim kanalı kirli kanı direkt vermez arkadaşlar. Önce karaciğere uğrar. Karaciğere uğradı. Karaciğer neyse düzenleme yaptı falan. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Karaciğer toplar damarıyla çıkar. Buna karaciğer üstü toplar damarı falan da diyorlar ama ikisi aynı şey zaten. Sonra böbreklerden çıkana ne diyoruz? Böbrek toplar damarı. Zaten diğerlerinin isimlerini bilmenize gerek yok. Bunlar arkadaşlar vücudun alt tarafından geldiği için bakın şöyle ana bir damarda birleşiyorlar. Vücudun alt tarafından gelen bu damara, ana damara, alt ana toplar damar diyoruz. Bakın vücudun altından geliyor değil mi? Kalbin altından alt ana toplar damar diyoruz. Bütün damarlar burada birleşti. Sonra bu damar ne yapıyor arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına kirli kanı getiriyor. Peki üst taraf ne oldu? Beyin ve kollarda kirlenen kan. Bakın beyinden çıktı damarlar, kollardan çıktı. Geliyor arkadaşlar burada bir damarda birleşiyor. Yine kalbin üst tarafından geldiği için üst ana toplar damar diyoruz. Bu da arkadaşlar gelip yine kalbin sağ kulakçığına kirli kanı bırakır. İşte bu kadar. Bunu eğer gerçekten aklınızda tutamıyorsanız arkadaşlar karıştırıyorsanız iki kere çizin. Bakın bakarak da çizebilirsiniz. Sonrasında böyle bak göreceksiniz. Emin olun kafanızdan yapıyorsunuz. Yani çizmenize gerek yok. Zaten sınavda da diyelim ki hani ÖABT'ye giren arkadaşlar için söylüyorum. TYT, AYT'de. Gerçi AYT'de de vakit sıkıntısı yok. Çünkü bu konu AYT konusudur. AYT'ye giren, Fen ÖABT'ye giren, Biyoloji ÖABT'ye giren arkadaşlarım. Şimdi bakın. Eğer ki sınavda diyelim ki böyle bir soru geldi ve aklınıza gelmiyor. Zaten süreniz çok. Bu süre içerisinde hemen şu şekli çizin kağıdın bir kenarına. Oradan gerçekten yaparsınız. Aklınızdan getiremiyorsanız bu şekilde yapın. Zaten süre bol olduğu için emin olun yapacaksınız. Evet böylece kan dolaşımını anlattım. Bir de size bir şey daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun arkası olmaz. Şöyle bir kağıt alayım. Şimdi size bir de Starling hipotezini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Neydi Starling hipotezi? Starling hipotezi şu. Kılcal damarla doku hücreleri arasında besin alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlatan bir hipotez ve bu hipotezin gerçekten basamakları falan da soruluyor. Hani anlatacağım kısım ve arkadaşlar buna bağlı olarak ödem oluşumunu anlatacağım. Ödemden de soru gelebilir. Şimdi bakın şu bizim kılcal damarımız olsun. Böyle biraz geniş çizelim kılcal damarımızı. Kılcal damarımız. Kılcal damarın arkadaşlar atar damar ucu. Atar damar ucu. Burası da toplar damar ucu. Toplar damar ucu. Şimdi atar damar ucunda ne vardır? Temiz kan vardır değil mi? Toplar damar ucundan da kirli kan olacak. Çünkü kan değişimi yani o kirli kan temiz kan değişimi dediğimiz olay kılcal damarlarda gerçekleşiyor. Şimdi burada basınçlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada iki tane basıncımız var. Bunlardan bir tanesi kan basıncı. Birisi de kanın ozmotik basıncıdır. Şimdi kan basıncı atar damar ucunda 40 milimetre civadır. 40 milimetre civadır arkadaşlar. Toplar damar ucuna doğru gittikçe azalır. Ve 15 milimetre civaya kadar düşer. 15 milimetre civaya kadar düşer. Bu düşüş
birazdan bazı olayları gerçekleştirecek. Arkadaşlar, bir de kanın ozmotik basıncı dedik. Kanın ozmotik basıncı ise atar damar ucunda 25 mm civa. Toplar damar ucunda da yine aynıdır. 25 mm civadır. Yani kanın ozmotik basıncı değişmez. Şöyle hatta şuraya yazayım. Kanın ozmotik basıncı. Sonradan hani kafanız karışmasın. Bu da kan basıncı. Kırmızıyla çizdiğim. Kan basıncı 40'tan 15'e kadar düşüyor. Kanın ozmotik basıncı hiç değişmiyor. Şimdi kanın atar damar ucunda arkadaşlar kılcalın ne vardır? Besin vardır değil mi? Besin vardır. Oksijen vardır. Oksijen. Toplar damar ucuna ne gelir peki? Toplar damar ucuna karbondioksit gelir. Mesela amonyak gelir değil mi? Bizim en bildiğimiz atıklar bunlar. Şimdi burada da doku hücremiz var. Doku hücresi bir sürü var tabii ki bunlardan. Doku hücresi. Şu arada da arkadaşlar doku sıvısı var. Doku sıvısı. Şurada bakın kanın atar damar ucunda. Kılcalın atar damar ucunda. Şöyle bir renkli kalem alayım. Arkadaşlar burada ne oluyor? 40 mm civa, 25 mm civa değil mi? İkisi arasında bir basınç farkı var. Bu basınç farkından dolayı besin ve oksijen önce doku sıvısına geçiyor. Daha sonra doku hücreleri eğer ihtiyaçları varsa doku sıvısında biriken besin ve oksijeni kendilerine alıyorlar arkadaşlar. Doku hücresine böyle bir geçiş var. Doku hücresi diyelim ki aldı bunu. Daha sonra ne yapacak? Kendisi atık üretecek. Bu atıkları da doku sıvısına bırakacak. Ve arkadaşlar ürettiği atıkları doku sıvısına bırakıyor. Doku sıvısından ise bakın arada yine bir fark var ya hani hatırlayın. Burada 25 mm civaydı. Burada 15 mm civa. Kan ozmotik basıncı değişmedi ama kan basıncı düştü. İşte kan basıncı düştüğü için ne oluyor? Buradaki farktan dolayı karbondioksit ve amonyak tabii ki diğer atıklar da var. Ben sadece bunları yazdım. En bildiğimiz atıklar bunlar olduğu için bu atıklar kanın toplar damar ucundan alınıyor arkadaşlar kılcal damarlardan. Böylece bir besin alışverişi gerçekleşiyor. Şimdi burada bilmeniz gereken şu. Burayı ben ikiye ayırdım. Şöyle ikiye ayırdım. Besin ve oksijenin doku sıvısından doku hücresine geçme olayına biz süzülme diyoruz. Süzülme olayı diyoruz arkadaşlar. Ne yaptı? Bakın besin ve oksijen süzüldü doku sıvısına. Doku sıvısı da doku hücresine gönderdi. Yani hücre kendi istediğini aldı. Atık maddelerin doku sıvısından toplar damar ucuna alınmasına da arkadaşlar emilim diyoruz. Doku sıvısından toplar damar ucuna alınmasına da ne diyormuşuz? Emilim olayı diyormuşuz. Bunu grafik üzerinde gösterirsek bakın böyle göstermezler size. Sorularda böyle vermezler. Ben mantığını anlayın diye bunu verdim. Şimdi ben bunu grafiğe dökeceğim arkadaşlar. Hemen dökelim grafiğe. Yanına şöyle grafik çizelim. Şimdi bakın kanın ozmotik basıncı neydi? Yeşille. Hemen yeşille çizelim. Kanın ozmotik basıncı 25 mm civada sabitti değil mi arkadaşlar? Şöyle sabit. Bir de kan basıncımız vardı bizim. Kan basıncı da ne yapıyordu? 40'tan 15'e kadar düşüyordu. Şöyle arkadaşlar 40'tan 15'e kadar ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Şurası 40, şurası da 15 olsun. 40'tan 15'e kadar düştü. Bakın 40'la 25 arasında kalan şu kısım nedir? Hemen şöyle ayırıyorum. Bu kısım arkadaşlar süzülmenin olduğu kısımdır. 25 ile 15 arasında olan bu kısım ise nedir? Emilimin olduğu kısımdır. Emilim. Size böyle grafik verir. Buna göre yorum yaptırır bakın. Bunu da verebilir ama daha çok arkadaşlar grafik üzerinden soruyor. Unutmayın süzülmede besin ve oksijen doku sıvısına geçiyor. Emilimde ise atık maddeler kanın, kılcalın toplar damar ucuna alınıyor. Buna bağlı olarak da bir de bir olayımız var. Ödem dediğimiz bir olay oluşuyor arkadaşlar. Ödem. Peki nedir ödem? Ödem arkadaşlar doku sıvısının fazlalığıdır. Hani derler ya ödem tutmuşum diye. Doku sıvısının fazlalığı. Peki neden doku sıvısının fazlalığı oluşur? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar şu iki basınç arasındaki fark artarsa doku sıvısının fazlalığı yani ödem ortaya çıkar. O zaman şöyle diyelim. Şimdi kanın basıncı artarsa ne olur? İkisi arasındaki fark artacağı için bu sefer doku sıvısının miktarı artacak. Hücreler de ihtiyacı duyduğunu alacak. Gerisi fazla kalacak. Bu durumda ödem oluşur. O zaman şöyle diyorum. Kan basıncının
kan basıncının artması. Daha sonra geliyorum ikinci olayımız. Hani dedik ya ikisi arasındaki farkın artması lazım. Diyelim ki kan basıncı sabit kaldı da kanın ozmotik basıncı düştü. Düşerse ne olur arkadaşlar? Yine ikisi arasındaki fark artar ve yine ödem oluşur. O zaman kanın ozmotik basıncının düşmesi, yani azalması. Peki başka ne olur? Şimdi doku sıvısının fazlasını bizim lenf dolaşımımızda bulunan kılcal damarlar, yani lenf damarları ne yapıyor? Doku sıvısının fazlasını alıp kana karıştırıyor. Arkadaşlar lenf damarları tıkanırsa, ne olur? Yine ödem oluşur. Daha sonra protein miktarı artarsa, kan protein yani. Protein miktarı artarsa, peki protein miktarı nasıl artıyor? Şimdi protein miktarı arttığı zaman kan basıncı artacak. Kan basıncı arttığı zaman da ödem oluşacak. Daha sonra tuzlu, baharatlı yiyecekler. Yine bu yiyecekler arkadaşlar doku sıvısına geçeceği için ne yapacak? Oradaki ozmotik basıncı artıracak. Bu durumda su geçişi fazlalıkla gerçekleşecek ve yine ödem oluşumu olacak arkadaşlar. Evet. Ödem oluşumundan, Starling hipotezinden ve kan dolaşımından bahsetmiş olduk. Bu videomuz da bu kadar. Umarım memnun kalırsınız. Dediğim gibi TYT, AYT, yani daha doğrusu TYT demeyeyim de AYT sınavına girecek olanlar, fen bilgisi öğretmenliği ve biyoloji öğretmenliği sınavına hazırlananlar bu videoyu dinleyebilirler. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.